Başak Demirtaş adaylık için başvurdu mu başvurmadı mı? Başvurdu mu başvurmadı mı? Bütün gün bununla ilgili Twitter'da, sosyal medyada gelişmeleri takip ettik. Danışmanı başvuru olmadığını söylüyor. Resmi bir başvuru olmadığını söylüyor ama hala TT'de Başak Demirtaş DEM Parti'ye resmi başvurusunu iletti mi? İBB adaylığı söz konusu olacak mı? Olursa denklemler nasıl değişecek? Biz DEM Parti'yi hep böyle son dönemde denklemleri değiştiren, denklem işte kuran vesaire efendim. Bir şantajcı onlar yani. CHP'yi iletti başvurusunu. Böyle konuşuyoruz ya, ne olacak peki? Hacı Yakışıklı bunu da ayrıca değerlendireceğiz ama şu anda onu ben eklemek istedim. Tamam. Biz danışmanıyla konuştuğumuz için editörümüz Ayça danışmanıyla konuştu ve orada yok böyle bir denerek yanıtı almış. Böyle bir durum, böyle bir başvuruyu denerek yanıtı almış olduk. Öte yandan şunu da ifade edin. Sayın Tunç Soyer'e de bir yayın davetimiz oldu ancak zannediyoruz birkaç gün ekranlarda olmayacak kendisi. Kendisinin de yine danışmanıyla görüşme imkanımız oldu. Birkaç gün en azından şu anda bu tartışmanın içinde olmak istemediğini, zaten açıklamasını da internet üzerinden yaptığını belirtti kendisi, danışmanı Sayın Soyer'in. Ama zaten ateş püskürdüğü ifadeleri de görmüş olduk. İlyas Özgüven, Sayın danışmanı da böyle bilgi vermiş oldum. Hacı Yakışıklı. Teşekkür ediyorum. Şimdi Başak Demirtaş'la ilgili HDP tarafından da bir açıklama vardı. O da niye o açıklamayı yaptılar bilmiyorum ama Başak Demirtaş bir partiye başvuracaksa adresi DEM Parti'dir dediler. Yani bu da hem başvurmadığını gösteriyor hem de DEM Parti'den başka bir yeri düşünmesin, buraya gelsin gibi bir ifade içeriyor. Şimdi ben genel değerlendirmemi yaptıktan sonra Sayın Sevigen'e de bir soru soracağım. En sonunda soracağım. Ki bugün Sayın Muharrem İnce'nin özel kalemi beni aradı bugün. Evet. Adayımız ve, Kayseri adayımız Hacı Yakışıklı. Yok, bana her memleket Fersi bana her tepli şey ürün, bu zamanda hayırlı şimdi olsun, en ünlü şey şu. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor çalışmalar diye. Bu dönemde en ünlüsü Nedim Şener, ne biliyor musun? Bana henüz tepli gelmedi. Evet. Ankara'nın en ünlü sözlerinden biri. Kayseri'nin Hacılar ilçesinden değil mi? Evet. Bilal abi var, o da çok kıymetli. Şimdi şöyle bir durum var. Muharrem İnce'nin yarın basın toplantısı var. Saat 11'de. Allah'tan mani olmazsa katılacağım. Orada bir açıklaması olacak ama o açıklamanın öncesinde Sayın Sevigen ne söyleyecek onu da merak ediyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sıkıntı kelebek etkisinden kaynaklanıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kelebek bir kelebek etkisi var tabii. Nasıl bir etki bu? Bu kelebek etkisi genel başkanın değişeceği salonda delegeler üzerinde yaşandı. Yani orada bir kanat çırpıldı ve o kanat çırpışı fırtına gibi CHP'yi mahvediyor şu anda. Kelebek etkisi şu: Amazon'da bir kelebek kanat çırparsa Amerika'da fırtına çıkabilir. İfadesinden gelen bir söz var. Yani sistemdeki küçük bir çatlak sistemde daha büyük yaralara sebep olur. Peki kelebek etkisi nereden başladı? Kelebek etkisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı seçilirken delegelerin rahat bırakılmamasından başladı. Sistemdeki küçük arıza şu anda Alevi ve Kürt kıyımı yapılıyor sözünün CHP'liler tarafından dillendirilmesine sebep oldu. Böyle bir şey olabilir mi? Aslında buna herkesin itiraz etmesi lazım. Çünkü önceden evet, kıyımlar her siyasi partide olur. Yani birileri aday gösterilir, birileri aday gösterilmez. Şahıslar üzerinden gider bu. Ama ilk kez, hele hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir siyasi partide, yani biz mezhepçilik yapmıyoruz, biz solcuyuz, sosyalist, internasyonel vesaire diyen bir siyasi partide etnik ve mezhepsel bir siyasetin yapıldığını Cumhuriyet Halk Partisi'ne dün üye olmuş kişiler değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20 yıl boyunca belediye başkanlığını yapmış kişiler söylüyor. Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 6 yıldır ortağı olan İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi bize de müdahale ediyor ve belediye meclis üyelerimizin istifasını istiyor diyebiliyor. Bunu söyleyen de İyi Partililer. Şimdi bir şahsı aday göstermeme başka bir şey. Battal İlgezdi'yi göstermezsiniz. Hatta ben derim ki ya, Battal İlgezdi kararı Sayın Genel Başkan'ın, Sayın CHP'lilerin kararıdır. Gösterir göstermez tartışamazsınız bile. Battal Bey istediği kadar itiraz etsin. İstediği kadar iyi kötü değil. Bu bir şey değil ama çıkıp da Alevi ve Kürt kıyımı yapılıyor sözü Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok tehlikeli. Bırakın CHP'yi, Türkiye siyasetinde tehlikelidir. Bu Aleviye de Sünniye de haksızlıktır. Bu Kürt'e de Türkiye'de haksızlıktır. Peki CHP içerisinde siyaset yapan
Ya bu aslında hiç hoş değil Alevi Kürt deyip hacı, durmadan konuşmak ama. Duygusal bir anda söylenmiş. Sonra düzeltti ikinci ama işte, yazısıyla. Ama işte öyle bir duygu var CHP'de. Duygusal yok. Duygusal bir anda duygusal söylemiş. Duygusal ama CHP'de CHP'de bu var sonuçta. Şöyle de bir şey var. Battal İlgezli sözlerini düzeltti diyelim. Peki kaldı ki benim için insanların Alevi, Sünni, Ateist vesaire. Ben yani, dediği zaman ben Aleviyim dediği zaman gözümde değeri yükselmediği gibi düşmüyor da. Yani ne olacak? Şimdi burada Aleviler ve Kürtler yüksek sesle itiraz etti mi CHP'ye? Olur mu ya böyle şey? Burada kıyım yapılmıyor dedi mi? Demedi. Yani Alevilerin ve Kürtlerin de bu söze karşı gelmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu kıyımı sessiz bir şekilde onayladıkları yorumu da yapılabilir. Onaylamıyor da olabilirler. Yok böyle bir tasfiye diyor Özgür Özel'de. Hani, onu Özgür Özel söylemeyecek. Bunu Aleviler ve Kürtler söyleyecek. Böyle bir tasfiye yok diyecekler. Bunu demedikleri için efendim tasfiye vardır demiyorum. Bunu demedikleri için tasfiye olduğuna dair yorumlar güçleniyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kelebek etkisi o salonda başladı ve delegelere kendilerine bırakılmadı. Eğer delegeler kendi hallerine bırakılsaydı belki Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak devam edildi. Kendi hallerine bırakılmadı ne demek? Müdahale edildi. Nasıl müdahale edildi? Bunu Cumhuriyet Halk Partililer delegelerin salonda yönlendirildiğini, müdahale edildiğini çeşitli şekillerde söylüyorlar. Tıpkı İYİ Parti'nin bizim belediye meclis üyelerimize müdahale edildi şeklindeki söylemleri gibi. Yani diyor ki İYİ Partililerin ismini de sayarım tek tek. Ben en az 5 tane İYİ Parti yetkili, en yetkili isimlerin bizim belediye meclis üyelerimiz istifaya zorlandı, istifalar istendi, müdahale edildi, partimizin iç işlerine karışılıyor sözleri zaten havada uçuştu. Şimdi ortaklık gitti de bu sözler uçuşmuyor. Aynısı CHP içerisinde de var tartışma. Yani delegelere müdahale edildiği yönünde. CHP işte o gün o salondan Özgür Özel çıktı ama Özgür Özel değişimci genel başkan olarak çıkmadı. Şoför değişti. Araba aynı kaldı. Arabanın da değişmesi gerekiyordu. Yani aslında motorun yağı bitmişti CHP'nin motorunun. Suyu bitmişti. Efendim trigger kayışının değişmesi gerekiyordu. Koltukları yıpranmıştı. Airbagleri patlamıştı. Şimdi birisinin gelip airbagleri onarması gerekiyordu. Yağını, suyunu ve trigger kayışını değiştirip gaza basması gerekiyordu. Özgür Özel airbagleri patlamış bir arabaya binip yola devam etti. Yani arabayı düzeltmeden yola devam etti. Dolayısıyla bir değişim olmadı. Otosanayiye gitmiş kadar oldu. Yani sanayiye gitmiş kadar oldu. Bu da benim yakın dönemde sanayiye gittiğimi anlasın insanlar. Servis garantisinden bahsediyorum. Son sözlerim şunlar. Şöyle ben son sözlerime geliyorum. Zeydan Karalar niye tekrar aday gösterildi mesela? Kemal Bey de ama Zeydan Karalar şunu yapıyordu. Ekrem İmamoğlu'nun yanına gitmişti. Ve Sayın İmamoğlu... Bak Ekrem İmamoğlu'nu muhatap aldı bu arada. Daha delege seçimlerinden yani daha kongreden önce. Ya kongreye gitmeyelim. Kongreye gitmeyelim. Kongreye yerel seçimlerden sonra gidelim. Yerel seçimlere Kemal Bey'le gidelim. Kongrede yerel seçimler geçtikten sonra siz aday olun istiyorsanız biz sizi destekleyelim. Zeydan Karalar'ın sözüdür bu. Yani Ekrem Bey'e kongreye gitme. O yüzden de Kemal Bey'i desteklemiştir. Beraber. Peki. O yüzden Zeydan Karalar tekrar aday gösterildi. 1 Aralık'ta da ben Zeydan Karalar'ın tekrar aday gösterilme kararı alındığını söylemiştim zaten. Muhittin Böceğin de aynı şekilde. İkisi de şu anda devam ediyorlar. Burada Hacer Fokko'yla ilgili de şu var. Hacer Fokko'yu partiye tekrar çağıran Özgür Özel. Bir müsaade. Hacer Fokko ne dedi bir onu da izleyicilerimize tabii aktaralım. Herkes biliyormuş gibi de düşünmeyelim yani ekran başında bulunan izleyicilerimiz için o notu da iletelim. Siz beni sığdıramadınız CHP'ye. Oysa ben sığınılacak bir liman değil. Talana, yoksulluğa karşı mücadele edecek kamusal bir alan için aday oldum. Şimdi yine ülkenin her yanındaki o girilemeyen evler ve sokaklar beni bekler diyor. Böyle bir serzenişi var. Hacer Fokko'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Veli Ağbaba'yı ve Aylin Nazlı Akay'ı etiketleyerek bunu paylaştı. Konak'tan da Karaburun'dan da aday gösterilmedi. Böyle bir anladığımız kadarıyla aday gösterilme beklentisi söz konusuydu. Dolayısıyla bu olmayınca sığdıramadınız beni buralara diyor. Ama kaynaklanıyor biliyor musun Başak Hanım? Neden tutan elinde kalıyor da onun için. Lider yok. Herkes paylaşmaya şimdi başlamış. Çok özür dilerim. Ben şurada hala yani benim bütün bunlarla birleştirdiğimde parti meclisine gidip hani ne yapıyorsunuz diyen Mersin milletvekili evet aklıma geliyor mesela o yani, bazı Mersin efendim ama evet kendi, böyle kendi bölgesindeki yani diye ama kendi hani, bölgesindeki bir belediye başkanına daha önceden verilmiş sözü yapmadıkları için o milletvekili ister. Kendi bölgesinde bir belediye başkanı olsun ister. Ama her milletvekili bir şeye karar verirse nasıl olacak? Hayır karar verme değil talep edersiniz. Tamam.
talep edersiniz. Milletvekilleri toplanır, zaten böyle olur. İşin gereği de böyledir. Eğer ön seçim yapmıyorsanız, genel yöneticiyseniz o bölgenin milletvekillerini, ilçe başkanlarını, il başkanlarını toplarsınız. Adalet ve Kalkınma Partisi böyle yapıyor, istişare diyorlar. Toplarsınız, dersiniz ki kardeşim burada bu bölgelerde hangi belediye başkanları başarılı ve kimler atayalım, milletvekiline sorarsınız. Buradaki olay, şimdi öbürü kalkıyor benim arkadaşım olsun. Öbürü kalkıyor benim arkadaşım olsun. Bakın şimdi partinin genel merkezinden atanan bütün adayların hakkında bir bakıyorsun bu kimin adamı? Diyorlar ki bu Ahmet'in adamı, bu Mehmet'in adamı. Kimse partinin adamı demiyor. Benim üzüldüğüm konu bu. Ya bunlar Cumhuriyet Halk Partisi adayları gibi bakmıyorlar. Kurumu çürükler. Bizim zamanımızda böyle mi olacaktı? Bakın samimi olarak söylüyorum, yine yönetici olarak söylüyorum, biraz abartarak. Bir belediye başkanı benden habersiz, benim belediye başkanıma talimat verecek, bir günde bak bir dakikada Ankara'dan İstanbul'a gelmeden kapının önüne koyarım. Kim olursa olsun. Bakın samimi olarak söylüyorum. Ben Ecevit'ten de Baykal'dan da böyle bir terbiye gördüm. Ama çok Süleyman Demirel'den de böyle bir terbiye Mehmet gördüm. Mehmet Bey şimdi biraz kurumu önce... Kurumu yaşatmazsanız başkanım çürüyor. Hacı Yakışıklı şimdi, dedi ki sizin delegenize... Biz... Sizin delegenize birileri müdahale ediyorsa hayır, o, farklı yöntemlerle oradan Kemal çıkacak Bey, sonuç Özgür, Özgür Özel'in bugünkü konuşması bir takım şeylerin ipuçlarını veriyor. Hem de bazı içinde çelişkiler barındırıyor. Bugün ben diyor ki herkes CHP'li belediyelere gitmek istiyor. Bunu sıklıkla söylemişti, bugün tekrar. Herkes CHP'li belediyelere gitmek istiyor. Bütün vatandaşlarımızı Beşiktaş'ta, Karşıyaka'da, Nilüfer'de ağırlayamayız. Ama verecekleri oylarla ilçelerini CHP belediyelerine getirebilirler. İzmir'i, Çankaya'yı getirmek istiyorsanız oy verin, gelelim size hizmet verelim. İzmir o kadar başarılıysa niye Tunç Soyer görevden alınıyor? Bu bir Çankaya çelişki değil mi diyorsunuz? O kadar başarılıysa peki niye şimdiki başkan istenmiyor, bir başkası gelecek? Peki kim gelecek dediğinde bakın bu aslında tamam İzmir'deki değişikliği söylemiş oldu. Çankaya'daki değişikliği de buradan söylemiş oluyor. Çankaya'da çok büyük bir ihtimalle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve tabiat varlıkları dairesi başkanı Bekir Ödemiş gelecek. Nereye? Oradan İsfahat Çankaya Belediye Başkanı adayı CHP'nin olacak. CHP'nin adayı olarak. CHP'nin adayı olarak. Peki ben size bir başka kulis söyleyeyim mi? Çankaya ile ilgili. Onu da söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğim. Aa, Başak, yani... Başak res çekti. Bir dakika. Başak res çekti. Evet, onu da biliyorum. Yani Veli Ağabey. Onu da biliyorum de, diyorsunuz. Ama söylesene bakalım. Sen söyle. Hangi Başak, bakalım söyle, aynı kulis mi? Durdu turnayı gözüm laf vurdu işte. Hadi lütfen söyle ne? Veli Ağabey'in avukatı olduğu söylenen ya da işte genç bir arkadaş Mehmet Ali yanılmıyorsam ondan bahsediliyor. Onun geleceği söyleniyor. Değil. Kadın aday olmayacak. onu ya siz kulis bilgisi olarak söyleyin ama ben sizde Bekir Ödemiş'in neden istendiğini hem Sayın Mansur Yavaş'a olan yakınlığı, onunla çalışmış olması ve onun izni olup da olmadan oradan o daireden istifa edip Çankaya'ya aday olması mümkün değil. Sayın Bekir Ödemiş zaten Ankara'da merkezde yapmış olduğu birçok projelerle de göz önüne gelmişti. Bu bir şey olarak Ödemiş söylüyorum ben. Bizim eski belediye başkanımız. Evet, Ürgüp'te 1999-2007 yılları arasında belediye başkanlığı yapmış CHP'li bir isim. Ben buradan bunu benimkini okuyorum. Benimkini söyleyeyim mi? Söyleyin. Eyvah, yarışıyoruz. Şimdi Buğra Gökçe ne yaptı? O zaten Çankaya'dan gelmişti. Heh. O eski Çankayalı. Tamam, Çankaya'nın adayı olabilir. İmamoğlu'nun bunun için bastırdığı söyleniyor. O zaman şunu göreceğiz. Mansur öncesinde, Mansur Yavaş Çankaya belediye başkan yani. Mansur Yavaş mı dediği olacak, İmamoğlu mu dediği olacak Ankara'da? Sizin kulis mi bizim kulis mi? Hadi bakalım. Çorabına kadar. Siz çorabına mı? Yok ben çorabına girmem. Siz ne kadar üzülüyorsunuzdur değil mi şimdi mesela? Ya. Efendim buyurun. Türkiye'nin vatandaşı olarak çok üzülüyorsunuz değil mi? Yok, o kadar özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu duruma düşmesinden. Bakın Ankara'da belediye başkanları, Ankara'da belediye başkanları atandı değil mi? Belediye başkanları kim MHP'den getirdiler koydular. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin ambleminden, altı okundan utanan bir insan nasıl bizim belediye başkanımız olabilir ya? Amblemini koymuyorlar ya, amblemini. Ankara'daki MHP'den gelen belediye başkan adayları Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı diye afişlerinde CHP'nin adayları şeyi yok. Amblemleri yok ya. Kendisi de koymuyor amblemi şu an. İşte Mansur için diyorum. Direkt Büyükşehir Mansur Belediye Başkanı için diyorum. Ankara'da ilginç bir şey var. Yani bunu Başak Hanım bunun için üzülmez misin? Ya Altok demek Atatürk demek ya. Bunu koyuyorsan bu genel başkanın hemen istifa etmesi lazım. Ya da o belediye başkanlığı görevini değiştirmesi lazım. Bizim isyanımız buna.
Bizim kavgamız buna. Parti yok oluyor. Niye de işe giriyor bu insanlar? Niye korumaya çalışıyorlar? Olmuyor çünkü götüremiyorlar. Diyorlar ki bu en kısa dönem kalacak. Özgür Özel Genel Başkanlık. Bu seçim bittikten sonra başarısız olursak nasıl olsa biz bırakıp gideceğiz. Alabildiğimiz kadar belediye alalım. Benim arkadaşım gelsin. Ama topluma, millete, halka, vatandaşa, fakire, fukaraya bakan var mı ya? Bakan var mı? Belediyeleri sanki çıkarmışız ortaya. Onları pazarlıyoruz. Böyle bir olur mu? Ankara'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemini asmayan, altı okun asmayan belediye başkanlığı vallahi billahi gördüğüm zaman içim ağlıyor ya. Ne, parti ağlarım parti olarak. Parti içi demokrasi var. Ama Ankara'da şöyle parti bir durum da oldu. Parti içi demokrasi mi var? Ankara'da şöyle bir şey oldu. Yani ne oldu? Doğru söylüyorsun. Ankara'da. Yani bunu demek istiyorum. İşte biz bunun için. CHP'li belediye başkan adayı kaldı. Yadımız bunun için. Onun için de arayışa giriyor insanlar. Özür dilerim hocam. Estağfurullah. Buyurun. Ankara'da şu anda Çankaya, Etimesgut gibi önemli yerlerde, büyük yerlerde kesinlikle Mansur Yavaş'a danışmıyorlar. O yüzden Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu geldi. Mansur Yavaş istememişti. Çankaya'da Mansur Yavaş'a sormuyorlar ve Mansur Yavaş'a sordukları yerlerde de Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe belediye başkan adayları Cumhuriyet Halk Partili değil. Ve kazanamayacağı yerler. Ankara Beypazarı, Özer Kasap, eski MHP belediye başkan adayı. Amblem yok. Ankara Gölbaşı, Yakup Odabaşı, eski MHP Gölbaşı belediye başkanı. Ankara Kızılcahamam, Coşkun Ünal, İyi Parti'den istifa eden Kızılcahamam eski ilçe başkanı. Ankara Nallıhan, AK Parti Nallıhan eski ilçe başkanı. Ankara Polatlı, Mürsel Yıldızkaya, tekrar aday gösterilmeyen MHP'li mevcut belediye başkanı. Ankara Gölbaşı, okumuştum onu, Yakup Odabaşı eski MHP Gölbaşı belediye başkanı. Şu anda CHP'nin adayları oldular. Bir arkadaş beni arıyor diyor ki ve CHP Ankara'da CHP'li belediye başkanı yok, tamamı MHP'li, İyi Partili ve hepsi aday olarak. Şey diyor, diyor ki Sayın Bakanım diyor, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'da seçime girmiyor mu? Logo görmüyor. Tanımayan birisi olsa Ankara'ya gitsen acaba dersen acaba Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'da seçime girmiyor mu? Ya böyle bir şey olur mu başkanım? Ya bu durduğu zaman isyan etmezler mi, bağırmazlar mı yöneticiler, milletvekilleri, partinin eski sahipleri? Bir isyan ya görüyor bizden muyuz? Başka kimse, tabii CHP'de bizden başka kimse laf söyledi yok. Niye? Herkes genç belediye başkanı yapmaz. CHP'ler rahatsız dinledim Şener, ona gülüyor. Hacı var ya, hacı var. Genç CHP'ler rahatsız. Hacı beni öldürüyor. Hacı, bakın, az önce saydığın ilçelerde CHP'nin kazanma olasılığı ne? CHP'nin kazanma olasılığı düşük. Bu ilçelerde bu ne demek? Eski belediye başkanları var orada. Yani Mansur Yavaş'a AK Parti'nin kazanacağı yerleri vermişler. Mansur Yavaş da gitmiş, CHP'li olmayan ne kadar isim varsa göstermiş. Sayın Sevigen'in dediği şeye biz Ankara'da şahidiz. Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunu kullanmıyor. Altı oku kullanmıyor. CHP logosunu kullanmıyor. Geçtiğimiz cumartesi günü Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan Mansur Yavaş'ın 5 yılı lansmanında içeriye Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrakları alınmadı. Dolayısıyla Ankara'da şu anda CHP'nin belediye başkan adayı olarak giriyorsunuz. Alındı. Genel başkan içeri alındı. Ama evet, genel başkan içeri aldılar. Ama CHP'nin, o yüzden Ankara'daki Cumhuriyet Halk Partililer bu açıdan da yani bizim logomuz yok ifadesini kullanıyorlar. Ha, oy vermezler mi? İş bu noktaya gelecekse büyük çoğunluğu gider gene oyunu verir. O başka bir şey. Ama temelde bir kırıklık, temelde bir çatlak oluşmuş durumda. Özellikle Ankara üzerinden ve MHP'nin, İYİ Parti'nin oyunu alayım derken bu da arada CHP'liler Ankara'da çok sıkıntılı. Çünkü daha önce de Çankaya'da gittiler. En çok eleştirdikleri Sadullah Ergin'e oy verdiler. İki tane ve Sadullah Ergin'i milletvekili seçtirdiler. Ya. Ve Sadullah Ergin seçimden sonra ne yaptı biliyor musunuz? CHP'den istifa etti. Yani ya kalacak mıydı bir de orada hacı? Ya, senin de söylediğine bak. İşte o kalır de, mı adam hacı, o şimdi de ne olacak biliyor musunuz? Adam etik davranmış. Hasbel kader Mansur Yavaş'ın gösterdikleri kazanırsa hepsi ya MHP'ye dönecek. Ya yani o zaman CHP'siz CHP adayları mı ya var işte Ankara'da? Bizim isyanımız CHP'liler ya AK Parti'ye aday seçiyorlar ya MHP'ye aday seçiyorlar. İstanbul'daki Ekrem Bey'in adaylarından bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçilmiş Saadet Partisi'nin milletvekili. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkan adayı. CHP listesinden seçilmiş. Bir milletvekili. Şimdi bir kız ve üzüntümüz bu. Şimdi bu genel başkan nasıl gidecek de böyle ben partinin kimliğini koruyorum, kültürünü koruyorum, amblemini koruyorum, geçmişini koruyorum diyebilecek mi? Şimdi İyi Parti bizim isyanımız buna, insanlar arayışa giriyor.